Sen güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Güzel İzmir'in güzel insanları, güzelim Ödemiş'in güzelim insanları, hepinize günaydın, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burası benim büyüdüğüm memleket. 10 yaşında geldiğim, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduğum, vatani görevimi yaptığım güzel İzmir'in yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan yiğit, mert insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya hafta içinde, yağmurlu bir günde, işin gücün ortasında geldik. Dedik ki Mustafa Turan başkanımıza destek olmaya, Mehmet Eriş başkanımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunmaya, Cemil Tugay'la birlikte Ödemiş'i bir ziyaret etmeye gidelim. Ama pek çok ilde, pek çok siyasinin toplayamadığı bir kalabalığı Ödemiş böyle bir günde bizi karşıladı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Öncelikle bir konudan bahsetmek isterim. Ben dedesi CHP'li, babası CHP'li birisiyim. En kötü günde 99'da parti baraj altı kaldı. Manisa'da çok çok düşük bir oy aldı. O günde CHP'liydik. %16 oy aldığımız günde %30'lara Manisa'yı çıkardığımızda da belki yarın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken de damarımızı kalsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin renkleri akar, partililik vardır. Ben bir partili nasıl olmalı diye baktığımda bir kelimeyle söyleyeceğim. Mehmet Eriş gibi olmalı. Böyle olmalı. Bir emekli öğretmen 10 yıldır hizmet ediyor ama bir görev yapılacaksa Eriş başkanım gibi yapılmalı. Bir görev emanet edilecekse de onun gibi emanet edilmeli. Minnetlerimi sunuyorum kendisine. Ve her makam gelinir gidilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin protokolünde en üst makam ne genel başkanlıktır, ne grup başkan vekilliği, ne milletvekilliği, ne MYK üyeliği. Eninde sonunda o cebindeki kartın üstünde yazan CHP üyeliği görüp görebileceğimiz en üst makamdır, mevkidir. Çünkü Atatürk'ten emanettir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı olarak kendime dair tek temennim şudur. Görevimizi yapıp da bırakırken Mehmet Eriş'in iç huzurunda olmak ve onun gibi partili olmak, partili kalmak. Allah hepimize bunu nasip etsin. Aday gösterildiği gün herkes partili olur. Görev yaparken herkes partilidir. Önemli olan görevi bırakırken, görevi emanet ederken, biraz önce dediği gibi hayatımın son gününe kadar bu parti için çalışacağım demek her türlü takdirin üzerindedir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ve görevi teslim ettiği arkadaşımız Mustafa Turan. Tam 10 yıldır belediyecilik deneyimi var. 20 yıldır kooperatifçilik deneyimi var. Hayvancılığı biliyor, çiftçiliği biliyor, topraktan geliyor ve yaptığı işi, sizin ekmeğinizi kazandığınız işi yapa yapa gelmiş, sizin gibi alnının terini toprağa damlatan, o topraktan bereket fışkırtan,
çoluğunun çocuğunun rızkını o bereketle kazanmaya çalışan, haramdan ve yalandan korkan güzel insanlarla aynı coğrafyanın insanı. Sizden birisine emanet ediyoruz bundan sonra ödemişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehir belediyeleri kırsal kalkınmaya önem veren, kooperatifçiliğe önem veren, kadın emeğine, kadın kooperatiflerine önem veren, ürettiğiniz ürüne sahip çıkan, süte sahip çıkan çok önemli bir vizyona sahipler. Bunu önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarımız büyük bir başarıyla başlattılar, yürüttüler. Şimdi de bu emanet Cemil Tugay'a ait. Cemil Tugay Ödemiş'e, çiftçisine madden ve manen sahip çıkacak. Gönlü de burada olacak, kendi de burada olacak. Ödemiş'i hiç yalnız bırakmayacak. Mustafa Turan'la el ele kol kola. Burada ne sorun varsa büyük şehrin imkanlarıyla yetiştiği yerde büyük şehirle, yetişemediği yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede bir gücü, nerede bir etkisi, nerede bir yetkisi varsa hepsini Ödemiş'in emrine sunmaya hazırız, kararlıyız. Bundan sonraki süreç artık geneldeki iktidarın gücünün yerelle dengelenmesi sürecidir. Eğer bunu yapmazsak 31 Mart'tan sonra, eğer iktidar 1 Nisan günü şunu görürse, emekliye 10 bin lira veriyorum, 10 bin lira sesi çıkmıyor. Çiftçinin ürünü para etmiyor, borcunu ödeyemiyor, sesi çıkmıyor. İşçiler işsizlik tehlikesiyle burun buruna, bir giriyor bir çıkıyor. Aldığı maaş ay sonuna yetmiyor, sesi çıkmıyor. İşsizler var, gençler var, sesi çıkmıyor dersek 4 yıl boyunca seçim yok, acı reçete geliyor, kemer sıkma geliyor ve kimsenin şüphesi olmasın, bu memlekette kemeri beşli çete sıkmıyor. Acı reçeteyi holdingler, zengin müteahhitler içmiyor. Yine emekli, emekçi, çiftçi, köylü, hayvancı, esnaf bu zorluklarla karşı karşıya kalıyor. 1 Nisan'da bu hükümet, 1 Nisan'da bu hükümet, ya bu kadar zam yaptım, bu kadar enflasyon oldu, bu kadar eziyet çektiler, yine de oy verdiler derse, ertesi güne yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü artık AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı büyük zorlukları yaşayacak. Ama bir gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart günü önünüzde sandık var. Bu seçim bir genel seçim değil, yerel seçim. Çalışkan insanlara, dürüst insanlara ilçenize emanet edeceksiniz, evet. Ama bu seçim aynı zamanda ülkeyi yönetenlere mesaj verilecek bir seçim. Yokluktan, yoksulluktan, kıtlıktan, düşük maaşlardan, enflasyondan, hayat pahalılığından şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse, bir kırmızı ışık yakarsa, benim derdim boyumu aştı, hep zenginleri düşünmeyin derse, o zaman bir ümit var. 31 Mart'ta bu ülkeyi yönetenlere sesimizi duyurmaya var mıyız? Var mıyız? Bakın, emekli dedim, bütün Türkiye'de emeklilerin büyük bir kırgınlığı, büyük bir yılgınlığı var. Şöyle, siz de şaşıracaksınız, görenler de şaşıracak. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Peki, en düşük emekli maaşı alanlar el kaldırsın. En düşük.
%60-70. Kaç para alıyorsunuz? 10.000. Herkes biliyor aldığını. Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 günü Türkiye'de iktidara geldi. Partisi geldi, kendisi Mart'ta başbakan oldu. Geldiği gün bir emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Tayyip Bey bu düzeni bozmayaydı. Her yıl emekliyi enflasyona ezdirmem deyip kimi yıl azar azar, bu yıl olduğu gibi bazen de çokar çokar sizi enflasyon altında ezdirmeyeydi. 1'e 1,5 düzenini bozmayaydı. Bugün 10 bin lira alan emekli 26 bin lira alacaktı. Öyle ya, asgari ücret 17 bin lira. 1,5 asgari ücret dediğin 26 bin lira. Ama bugün alınan para 10 bin lira. O 10 bin lira en düşük emekli maaşı Tayyip Bey geldiği gün 8 çeyrek altın alıyordu. Hesap ortada. Gidin kuyumcuya bakın. Google'a girin, yazın. 3 Kasım 2002 çeyrek altın kaç para? Emekli maaşı kaç para? 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün aldığınız 10 bin lira 2,5 çeyrek altını zor alıyor. Arada 5,5 çeyrek altın kayıp var. Ödemiş'ten bir emekli bir tane çeyrek altını düşürse cebinden bütün gün gezerdi mi arar. Nerede bu para? Nereye düşürdüm? Kahrolur, çıldırır. Bakın, bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Recep Tayyip Erdoğan emekliyi enflasyona ezdirdiği için. Bakın, sadece emekli maaşı değil. Malum 2015'te buradan analım, selamlayalım, alkışlayalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu emekliye 2 bayramda birer ikramiye dedi, değil mi? Dediler veremezsin. Dedik veririz. 7 Haziran'da emekli gücünü gösterdi. Oylarını AK Parti'ye vermedi. Seçimde çoğunluğu kaybetti. 1 Kasım'da yeniden seçimlere giderken ben de vereceğim dedi. Ama 2015'te vereceğim dediğini 2018'e kadar vermedi. 2018'de 1000 lira verdi. Biz itiraz ettik, bir maaş verecektik dedik. 1000 lira yeter dedi. O beğenmediğimiz 1000 lira bayram ikramiyesi, dönün bakın, kasaba gidin sorun, Google'a yazın bakın, tam 24 kilo dana kıyması alıyordu. Bugün 5000 lira beklenirken 3000 lira yaptı bayram ikramiyesini. 6 kilo dana kıymayı zor alıyor. Bakın, maaşta her ay 5,5 çeyrek altın kayıpken, Ramazan mübarek gün, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Akşamları iftar yapılacak 30 Ramazan. Ardından bayram sofrası kurulacak. Ve sadece bayram ikramiyesinde 2018'den bugüne 16 kilo dana kıyması kayıp. Mutfağınızdan, buzdolabınızdan, sofranızdan, iftarınızdan, bayram sofranızdan, çocuğunuzun ve torununuzun kursağından 16 kilo dana kıyma kayıp. Sorarım size, 2018'den bugüne böyle bir kayba uğrayan kim var? Hangi fabrikatör? Hangi zengin? Hangi müteahhit? Hangi beşli çete? Ama emekliye 7000 lira verelim dedim, çok para veremeyiz diyor. Para yok diyor. Beşli çeteye var, müteahhite var, yazlık saraya var, kışlık saraya var, uçan saraya var, yüzen saraya var, bin odalı saraya var, 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 var. Bir asgari ücret sarayda 55 saniyede harcanıyor. Bir 10 bin liralık sizin maaşınız sarayın 26 saniyelik harcamasına denk geliyor.
Her şeye para bulanlar emekliye para bulamıyorlar. Emekliye para yoksa emekliden Tayyip Bey'e oy var mı? Var mı? Elbette yok. 31 Mart'ta emekliler Tayyip Bey'e de, kendilerini küçük gören herkese de, karınca gibi ezmek isteyenlere de 31 Mart'ta gerekli cevabı verecek. Emekliler, emekçiler, esnaflar ve çiftçiler, sakın unutmayın, sizi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi gittiğimiz her yerde bir hesap yapıyoruz. Altın hesabını hep yapıyoruz. Afyon'da sucuk hesabı yapıyoruz. Ordu'da fındık, Manisa'da üzüm. Geçen gün Bayraklı'da konuştum, yağmurdan indim. Öğrencinin biri dün akşamüstü dedi ki, Özgür abi dedi, Bayraklı'da hesap yapmadın. Dedim yağmur yağdı, ıslatmak istemedim. Dedi ki bizim krediler çok düşük. Tayyip Bey diyor ki eskiden 300 liracık veriyordular. Ben şimdi 2000 lira veriyorum. Bir hesap yapsana. Dedim ne hesabı yapayım? Dedi boyoz yap, gevrek yap dedi. Döndük baktık. Dün akşam arkadaşlarla açtık baktık. Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde üniversiteliğe verdiği kredi 300 TL kendinden öncekilerin. Diyor ya 300 TL'cik veriyorlardı diyor. Kendisine veriyor bugün. Kendisinin 2024 yılında verdiği kredi 2000 TL. Diyor ki 300 TL nereye? 2000 TL nereye? Genç arkadaş uyandırdı baktım. 2014'te 300 TL ile 333 tane gevrek alınıyor. 333 tane İzmir gevreği. Peki bu seneki 2000 TL ile ne alınıyor? 200 tane gevrek. 333 gevrek nereye? 200 gevrek nereye? Öğrencinin cebinden 133 gevrek çalıyorlar her gün. Bizim öğrenci boyoz dedi bir de. 2014'te boyoza baktım 60 kuruş. Krediyle 500 boyoz alınıyor. 300 liralık krediyle 60 kuruştan 500 boyoz. 2000 liralık krediyle boyoz 10 lira alınıyor, 200 boyoz. 500 boyoz nerede? 200 boyoz nerede? Öğrencinin cebinden 300 tane boyozu Recep Tayyip Erdoğan almıştır. Bu hesapta böyle biline. Bu TÜİK diye bir kurum var, biliyor musunuz? TÜİK. Neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Kimi üzüyor? Emekliyi üzüyor. Çünkü siz zammı onun ilan ettiği enflasyona göre alıyorsunuz. %4.53 enflasyon bulmuş. TÜİK'in hesabıyla geçen ay fiyatlar 4.53 artmış. 118 ülkeden fazla, ama yanlış anlamayın, 118 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla, bir aylık enflasyonumuz. Hal böyle olunca faizler tırmandı. Hal böyle olunca insanlar ne ev ne araba alabilir oldu. Onlar tamamen hayal oldu. Şimdi diyorlar ki enflasyon düşünce ev kredisi alırsınız, o zaman ödersiniz. Bugün 3 milyon liralık ev, 3 milyona Ödemiş'ten bir ev almak istesen ayda ne kadar taksit ödüyorsun? 100 bin lira. 100 bin lira her ay para ödenecek. O yüzden bugün evi olmayanın ev alması, arabası olmayanın araba almasının iki tane çaresi var. Ya Milli Piyango'dan para çıkacak ya da çok uzaklardaki tanıdık bir akrabadan çok yüklü bir miras kalacak. Böyle garibanlarda
Böyle yoksulluk varken uzaktan zengin akraba da gelmez. Maalesef bir milli piyangomuz vardı. Onu da tüpçüye verdiler. O da artık bu vatandaşa çıkmıyor. Bir yandan işsizlik son 32 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Dün ilan edilen işsizlik son 32 ayın en yüksek rakamı. TÜİK'e bakarsan işsizlik oranını şöyle söylüyor. Geçen aya göre diyor 85 bin kişi daha işsiz kaldı. Oran %9.1. Ama bir gerçek var. TÜİK hesabı yaparken kendi de kabul ediyor. Sadece resmi işsizleri, yani İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurmuş, son bir ayda iş aramış ve son 6 ayda hiç çalışmamış insanları hesaba katıyor. Oysa tam 4 milyon kişi iş aramaktan yılmış ve son 1 ayda 2 ayda iş aramaya gitmemiş. Ayrıca tam 3 milyon 235 bin kişi umutsuz, pardon, ayda 2 saat veya biraz fazla çalışıyor. Onu da işsizden saymıyorlar. Bunlar toplandığında Türkiye'deki işsizlik oranı %26.5 geniş tabanlı işsizlik. 4 kişiden bir tanesi. 4 kişiden bir tanesi. Ya iş arıyor bulamıyor. Ya iş aramadan yılmış, aramayı bırakmış umutsuz. Ya da en fazla ayda 2 saatlik, yani bir temizliğe gitme, birinin yanında bir iş yapma, bir kömür çekme, bir cam silme gibi işten sayılmayacak işlerde çalışıyor. Bu şartlarda 4 kişiden biri bu durumda, ama iş gençlere geldiğinde 3 kişiden birinden fazla, %36-37 genç işsizliği. Ve bu Türkiye'nin en büyük beka sorunu. Diyorlar ya, beka sorunu olacak, Türkiye'ye yabancıların gözü var, dış güçler gelecek. Geç onu. O dış güçler bir kere geldi. Senin tek adamlar, senin o ben Manisalıyım, bizim Manisa'da, Edirne'de doğmuş, Manisa'da büyümüş Fatih Sultan Mehmet. Her şeyi en yakından takip eder. 6 yabancı dil bilir. Her türlü sanatı takip eder. Dünyanın en iyi topçu ustalarını, mühendislerini getirdi. Dünyanın en büyük toplarını döktürdü. Gemileri karadan yürüttü. Böyle padişaha can kurban. Ama son zamanlar bunların çok sevdikleri, peşlerinden gittikleri, bakın Fatih'in adını yılda bir kere İstanbul'un fethinde anıyor, ama son birkaç padişahın adını ağzından düşürmüyor. Beka sorunu diyorsun, dış güçler diyorsun, dış güçler geldi donanmayı çekti, senin o çok methettiklerin kırmızı halılar serdi. Benim peşinden gittiğim, bizim peşinden gittiğimiz Kartal İstinbotu'nun ucuna çıktı, yanındaki yavere dedi ki, korkma evlat, geldikleri gibi gidecekler dedi. İşler karıştı, işgal başladı. Seninki Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına kaçtı. Bizimki Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a çıktı, memleketi kurtardı. Dur, dur abim sen, dur. Ve ayrıca şunu görmek lazım, çok net olarak şunu görmek lazım. Bu memlekette bir gün İşgal sorunu olduğunda Recep Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına gidip beyaz perdelik kumaştan, yalandan kefen giyenler değil, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanların torunları kurtarır bu memleketi. Kimse merak etmesin. Kimse merak etmesin. Ama beka sorunu dediğin bütün dış güçler bu ülkede hayal kuruyor olması değil, onların hayallerini boşa çıkarırız. Ama bu ülkenin güzel gençleri, bu güzel ülkenin gençleri
dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Dört gençten üçü bavulları kafasında toplamış. İşte beka sorunu budur. Onun için biz bu gençlerin umudu olmak durumundayız. Yüzlerini güldürmek durumundayız. Onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve onları bu ülkeye bağlamak durumundayız. Bunu yapacak olan, bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şunu ifade edeyim. Bir tarafta her gün birbirine benzeyen bir Cumhur İttifakı var. Her gün korkutuyorlar, hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Yanlarına bir de kimi almışlar? Hüdapar. Kim Hüdapar? Eski domuz bağcıların avukatları. Hizbullahçıların bir kısmını belediye başkan adayı yaptılar, bir kısmını milletvekili adayı. Bekar kadınları, sokak hayvanları gibi birilerine sahiplendirmek lazım diyen zihniyeti de ittifaklarına aldı bunlar. Hal böyle olunca bu korku, bu tehdit, bu şantaj, bu küfür ittifakının karşısında çok daha güçlü bir ittifak var. İçlerinde sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratları var. Onların adı Korku İttifakı, Cumhur İttifakı. Bizim adımız Türkiye İttifakı, Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Kırmızıyla beyazdır. Biliyor musunuz renklerimizi? Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Türkiye gol atınca, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes. Filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte gözyaşı döken herkes. Bu memleketin varlığını, birliğini, dirliğini savunan herkes, bu memleketi bayrağına, atasına sahip çıkan herkes Türkiye İttifakı'ndadır. En güçlü ittifak biziz. Biz kazanacağız. Siz kazanacaksınız. Ödemiş kazanacak. Türkiye kazanacak. Ve Mustafa Turan'ı, Cemil Tugay'ı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, geçen seçimi birlikte kazandığımız iyi insanlara, güzel insanlara, geçen seçim birlikte olduğumuz, şimdi ittifak kuramadıklarımıza ve muhafazakar demokratlara, ki Cumhuriyet Halk Partisi inanca saygılıdır, inanana saygılıdır. Ödemiş İzmir, kimin neye inandığına karışmayan, kimsenin ibadetine karışmayan, kimsenin giyim kuşamına karışmayan, isteğinin örtündüğü, isteğinin örtünmediği, isteğinin ibadet ettiği, istemeyenin etmediği, kimsenin birbirine karışmadığı özgürlüklerin, kimsenin birbirine karışmadığı hoşgörünün, barışın kentidir Ödemiş ve İzmir. Cemil Tugay'ı ve Mustafa Turan'ı, Ödemiş'in yalandan ve haramdan korkan güzel insanlarına, iyi insanlarına ve partimdeki aslan sosyal demokratlara emanet ediyorum. Hepinizi seviyoruz. Bu seçimi kazanmak için sizden son bir söz duyup gidiyoruz. Mustafa Turan'a ve Cemil Tugay'a sahip çıkmaya 31 Mart'ta Ödemiş'te ve İzmir Büyükşehir'de çok yüksek bir destekle bu güzel iki insanı göreve getirmeye var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Kolay gelsin.
size güveniyorum, size inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdi hediyelerin... Erken güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Coşkuyla alkışlıyoruz. Biliyorsun değil mi? Coşkuyla alkışlıyoruz. Çalışmaya aşığız. Yepyeni yarınların, yepyeni baharların coşkusunu yaşıyoruz. Selam olsun Ödemiş. Yorulmak yok hiç bizde. Bir dakika, bir dakika, kim var burada? Kiraz adayı varmış burada. Nasuh Bey'i biliyor musunuz? Nasuh Başkan çok çalışkan bir başkan. Kiraz da çok seviliyor. Partimizin belediye başkan adayı oldu. Ödemiş'in Kiraz'da çok akrabası vardır, değil mi? Akrabaları arayın, ona bir sahip çıksınlar. Kiraz'ı da istiyoruz. Kiraz'ı da istiyoruz. Kirazlılara selam söylüyoruz. 1 Nisan'da Nasuh Başkan'ı göreve bekliyoruz. Bir de burada Beyda var. Veterinerimiz, köy köy gezen, partimize emeği olan, Beyda Belediyesi'ne emeği olan genç bir kardeşimiz. Beyda'da akrabası olanlar var mı? Beydalılar var mı? Başkanı da Beydalılara emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bademli Kooperatifimiz Müdürü Seval Özdemir ve Kadın Kolları Başkanımız Şeyda Gere Genel Başkanımıza hediye takdim edecek. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.